Temiz Nefes Sigarası Yaşam Derneği 2005 yılında Edirne'de kurulmuş bir dernektir. Derneğimizin temel amacı insanların sigaraya başlamaması, sigara içenlerin bırakmasına yardım etmek. Temiz Nefes Sigarasız Yaşam Derneği 2. Bahar Kahvaltısı etkinliğinde üyeleriyle birlikte Karaağaç'ta bulunan bir restoranda bir araya geldi. İlgar Ormanı için yapılan çalışmalara destek sağlamıştır derneği. Dernek Başkanı Profesör Doktor Celal Karlıkaya yaptığı açıklamada dernek olarak temel amaçlarının vatandaşların sigaraya başlamalarını önlemek ve kullananların da sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak olduğunu dile getirdi. Temiz Nefes Sigarası Yaşam Derneği 2005 yılında Edirne'de kurulmuş bir dernektir. Derneğimizin temel amacı insanların sigaraya başlamaması, sigara içenlerin bırakmasına yardım etmek, hiç içmeyenlerin istemediği halde kapalı ortamlarda özellikle dumana maruz kalmasını engellemek yolunda bilimsel araştırmalar, eğitim faaliyetleri, yerel ve ulusal politikalar oluşturmak üzere birçok faaliyetler yapma amacında olan, yapan bir dernektir. Bugüne kadar neleri yapabildik? Türkiye'nin ilk sigarasız hastanesi 2006 yılında daha yasa çıkmadan önce Trakya Üniversitesi Hastanesi'ydi. Burada büyük çabalarımız oldu. Her yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülüğündeki 31 Mayıs Sigarasız Dünya Günleri, 9 Şubat Sigara Bırakma Günleri gibi günlerde halka yönelik değişik mecralardan bilgi ulaştırma faaliyetlerinde bulunduk. Yine politikalar üretme anlamında Türkiye'nin ilk il tütün kontrol kurulunu burada İl Hıfzıssıhha Kurulu'na biz teklif ettik, kuruldu. Ve bütün Türkiye'de il tütün kontrol kurulları kurulmasına böylece vesile oldu. Temiz Nefes Sigarasız Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Bilkay Seres, düzenledikleri kahvaltı etkinliğinin amacının derneklerinin adının ve varlığının duyurulmasının yanı sıra sigarasız bir yaşam için tıp fakültesi öğrencilerinin, hekimlerin ve doktorların halk için rol model olmalarını hedeflediklerini ifade etti. Bizim ulaşmak istediğimiz tıp öğrencilerinden başlayarak sigarasız bir yaşam, rol modeli kimliği taşıyan doktorların, hekimlerin özellikle sigarasız bir model teşkil etmesi halk için ve sonra tüm okullara, tüm eğitimcilere, eğitilenlere ve halka ait bir sigarasız yaşam istiyoruz. Özellikle tıp öğrencilerinde bu konuda anahtar ve kilit noktada taşıdığını düşünüyoruz. Bu kahvaltımız aslında derneğimizin adını, varlığını bildirmek, tanıtmak hem halkımıza hem de öğrencilerimize böyle bir çabamızın olduğunu ve bu çabayı ortak olmaları için isteğimizin bulunduğunu belirtmek. Kahvaltı etkinliği, derneğin genel sekreteri Zeki Çağlar'ın derneğin kuruluş yılından bugüne yapmış olduğu etkinliklerin üyeleri anlatılmasıyla sona erdi. Derneğimizin yaptığı etkinliklerin bazılarını şöyle özetleyebilirim. Türkiye'nin ilk sigarasız hastanesi olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini sigarasız hastane haline getirmiştir. Başta sevgili başkanımız Celal hocamızın ön ayak olmasıyla. Aynı zamanda İl Tütün Kontrol Kuruluşu'na üyedir. Sigarasız Kırkpınar Etkinliği 2009 yılında yapmıştır. Orada stand açmış, piko ölçümleri yapmış.